Server'ımızı kurduktan sonra Dreamweaver programımızı açıyoruz ve bir PHP sitesi tanımlayacağız. PHP sitesini tanımlamak için buradaki Application Toolbar'daki site ikonundan NameState'i tıklıyorum. Tıkladığım zaman karşıma wizard geliyor. Bu wizard'dan ilk olarak sitemi nasıl adlandıracağımı soruyor. Buraya gelişmiş admin paneli diyorum. Bu şekilde sistemi adlandıracağım. Bir URL adresi olacak mı? Olmayacak. Birinci adımı bu şekilde geçiyorum. İkinci adıma geldiğim zaman kullanacağım server teknolojisini soruyor. Server teknolojimiz PHP MySQL olacak. Onu seçtikten sonra Next'e tıklıyorum. Üçüncü adıma geliyorum. Üçüncü adımda dosyalarımı nerede saklayacağımı seçeceğim. Edit test locally diyor. My testing server is on this computer. Bizim PHP server'ımız ve test server'ımız bu bilgisayarda. O seçeneği seçtik. Daha sonra buradan yerini seçeceğim. Yeri bilgisayarımdaki XAMPP klasörünün altındaki HDDocs'ta olacak. Buraya bir RC panel 2011 diye bir dizin oluşturuyorum. Bu dizini daha sonra seçiyorum. Seçmeme rağmen Windows 7 ve CS4 hatası olarak buraya ismi gelmedi. Ben bunu tekrardan kendim yazıyorum. Buna dikkat edin. Buradakini seçmezseniz hatalı bir şekilde yere dosyalarınızı oluşturursunuz. Next diyorum. Localhost dedikten sonra sistemin klasörümün ismini yazıyorum. Klasörümün ismini yazdıktan sonra bir bölü işareti yapıyorum. Test URL diyorum. Eğer bu bölü işaretini yapmazsanız hata alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu bölü işaretini de buraya ekliyoruz. Test URL diyoruz. Şu anda server'ımıza başarıyla bağlandık. Next diyorum. Buradaki hatayı önemsemiyorum. OK diyorum. Remote server bizim FTP ile dosyalarımızı aktaracağımız server'ı soruyor. Biz şu anda öyle bir şey yapmayacağız. No'yu seçiyorum. Next'i seçtikten sonra Advance'e geliyorum. Advance'e geldikten sonra File with Columns'a geliyorum. Buradan Checkout by'ı, Modified'ı, Type'ı ve Size'ı iptal ediyorum. Notlar zaten yok. Daha sonra Design notlarına geliyorum. Maintain Design Notes'u seçili halden iptal ediyorum. Daha sonra da Clean Up diyorum. Ve bütün Design notlarını siliyorum. Hiçbir Design notu istemiyorum. Burada da zaten ayarlarımız bulunmakta. OK dediğim zaman biz PHP için bir site tanımlamış olduk. Bu site üzerinde dosyalarımızı oluşturarak çalışmaya başlayabiliriz.